Tamam güzelim, tamam ya. Üzme kendini bu kadar, halledeceğiz. Nasıl üzülmeyeyim Gonca? Hepsi benim suçum. Yani senin suçun değil diyemem şimdi ama o sen değildin gibi bakıyorum ben ona. İçine sinsice girmiş bir başkasıydı diyebiliriz yani. Başka biriydi zaten. Yelda teyzeydi. Nasıl ya? Yuh! Oha, bildiğin organizasyon kurmuşlar. Ceyda ve Yelda teyze. Korkunç kombinasyon. Orası öyle de sonuç daha önemli şimdi. Ne olmuş sonuca? Sonuç olarak artık Ayşe ile birlikteyiz. Bildiğin sevgiliyiz işte. Helal be! Gel bir sarılayım. Vay be, bunların hepsi bir gecede mi oldu yani? Ha? Sizin için büyük gelişme. Şimdi siz 6 ayda bir ileri 3 geri yaptığınıza göre... biz yaz başı küçük Volkan'ı kucağımıza aldık. Harika. O kadar da değil, yavaş, yavaş. Ne var kızım, kocan değil mi? Öyle değil işte, Gonca bilmiyormuş gibi konuşma. Yani... bir Kerem'le dün gece biraz böyle şansını zorlar gibi oldu. Ama Işık kızıyla döndü neyse ki, neyse ki. Öğrenecek canım, öğrenecek. Herkes, kocan olsun olmasın, herkes senin kurallarını eninde sonunda öğrenecek. Ha ama senin için erimeye başlarsa orası başka. Gonca saçmama kız. Yok öyle bir şey. Şaka maka, çok şanslısın ha. Aldın, gecelerin çocuğu Kerem Yiğiter'i evinin direği yaptın. Yok yok, Volkan da tatlı çocuk. Vallahi bak. Öyle, öyle zaten. Ben de dayanamadım, affettim, ne yapayım? Orasını bilmem. Volkan arkadaş olarak iyi bir arkadaş. Bir de böyle şey halleri var ya onun. Böyle içinde hiçbir şey tutamıyor, böyle saçma sapan davranıyor falan. O halleri bayağı komik yani. Aa evet, hiçbir şeyi tutamaz için de direkt söyler. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar.